Orhan? Bedirhan? Oğlum nerede? Sıla? Doktor bey. Buyurun. Eşim şimdi kendine geldi. Bakalım hemen. Siz burada bekleyin lütfen. Hayırlısıyla inşallah. Annesi hastaneden tez vakit döner gelir. İnşallah hanıma. Bedirhan için ne zor. Konuşsa kim bilir neler söyleyecek. Hiçbir şey anasının yerini tutmaz ki. Öyle tabii. Ayşe, sen Zinar Ağa'nın karısını duymuştun değil mi? Sizden duyduğum kadarıyla. Kadıncağız hastalanmıştı bir gün. Ne oldu, ne bitti? Anlamaya varmadan kadıncağız göçüp gitti. Allah rahmet eylesin. Amin. Zinar Ağa onu çok doktorlara götürdü. Ankara'lara taşıdı. İstanbul'lara taşıdı. Dilaver daha küçüktü. Bize bırakırdı onu. Bir şey yemezdi. Ağlardı. Ne zaman ki annesi gelir, sarılır ona. Hemen susar. Uyuyakalırdı. Bunun da nazı bize. Haklı tabii. Ağası olmayınca, değil mi hanım? Öyle kızım. Şimdi bunlar sana masal gibi geliyor. Bana da öyle gelirdi. Ne zaman bir yavrun olur, o zaman anlarsın ne demektir bunlar. İnşallah senin de bir bebeğin olur. O zaman Kevser Ana haklıymış dersin kızım. Bilmem ki. Hani nasipse inşallah. Sıla Hanım'ın durumunda herhangi bir gelişme yok maalesef. Kendine gelmiş değil. Nasıl olur? Sesini duydum. Konuştu benimle. Anlıyorum sizi. O beklenti içinde olduğunuzdan öyle gelmiş olabilir ama baktık. Bir değişiklik yok. Peki. Orhan Ağa zamanında düzen yoktu. Yerine amcasını geçirdik. Aşireti o toparlar dedik. Ama şimdi düzen hepten yok oldu. Doğru dersin ağam. Zinar ağanın eski tavrı yok. Olup bitenden uzak. Sanıyor ki kendi haline bıraktı mı her şey yoluna girer. Ama işin aslı öyle değil. Ağa karar verecek ki hüküm uygulansın. Ama Zinar ağa yoldan çıkmış. Kendi ailesi için bile gerekeni yapmaktan aciz. Buna bir çözüm bulmak gerek ağalar. Zinar ağanın yolu yol değil. Yeğeninin kuklası olmuş. Ama bütün bunlara sebep Orhan Ağa. Ama bunun hesabını verecek. Hem de çok ağır verecek. Bütün yaptıkları silinecek. Aşiret içinde 3 paralık değeri kalmayacak. Biliyorum. Az önce benimle konuştu. Sesini duydum Sıla. Sen de beni duyuyorsun biliyorum. Merak etme. Oğlumuz çok iyi. Senin eve dönmeni bekliyor. Hepimiz bekliyoruz. Hadi uyan artık. Türkan geldi bugün. Var ya Osman'ın karısı. Ya oğullarına iş arıyorlarmış. Osman demiş ki Türkan'a, hele bir git Celil'e, belki faydası olur sana. Yolunu şaşırmış karkala. Burası iş bulmak kurum mu ya? Ben de öyle dedim ama. Ne bileyim, bir fabrika mabrika diye bir şeyler dedi. Güya sen ortak olmuşsun bir işe. Ortak mı?
Ya Kelly merhemi olsa kendi başına sürer değil mi? Ne bileyim Celil işte kadın duymuş bir yerde. Böyle laflar da durduk yere çıkmaz ama değil Celil. Ya Ubeder sen şimdi düşünebiliyor musun ki ben bir fabrikaya ortak olacağım veya fabrikam olacak da bundan senin haberin olmayacak. Böyle bir şey mümkün mü? Heh. Bilmem artık Celil. Ben de işte sana sordum ki işin aslı astarı neymiş öğreneyim. Vallahi öğrenecek bir şey yok yani. Durumumuz belli. Herkes oturduğu yerde uyduruyor yani ya. Buraya seni çok önemli bir konuyu görüşmek için çağırdım Asım Efendi. Çocuklarla ilgili. Sadece senin değil, tüm aşiretin çocuklarıyla ilgili. Hayırdır ağam? Aşiret içinde kuralsızlık almış başını gidiyor. Kimsenin tören nizamlarından haberi yok. Ama bütün bunlara sebep kim dersin? Orana. Ama yaptıklarının cezasını çekiyor. Önce kendi, sonra karısı. Bu Allah'ın takdiri ilahisi. Yakında bu musibet bize de bulaşacak Asım Efendi. Önünü almazsak korkarım felaketimiz yakın. Doğru söylersin Ali ağam. Bize ne yapmak düşer? Sadece siz değil, tüm aşiret yapacak. O kadının adını taşıyan okulda çocukların okutulması caiz değildir. Bu dolu dizgin felakete koşmaktır. Derhal çocuklarınızı, o günahsız yavruları alacaksınız okuldan. O kadının adını taşıyan fesat yuvasına kilit vurulacak. Cevher'in öğretmeni çağırmış. Veli toplantısı yapacaklarmış. Okula gideceğiz. Ben de kaç zamandır gidemedim okula. Başımız dertten kurtulmadı ki. Gel istersen birlikte gidelim. Yok şimdi yarın bırakma. Hoş geldiniz çocuklar. Narin kızım ben bakarım yarına. Hadi sen git. Hem sana da bir değişiklik olur. E tabi ben de sizi önce okula bırakırım. Sonra Bora'nın yanına uğrarım hastaneye. Ha, iyi madem ben hazırlanayım. Haydi kızım. Teneffüsler şimdi değil mi? Öyle. Baksana sınıfların kapısı açık. Niye bu kadar boşuz ama? Dur bakalım anlarız şimdi. Hoş geldiniz. Ne zamandır göremiyoruz sizi. Vallahi hiç fırsat olmadı. Bu aralar biraz sıkıntımız var da. Evet duyduk durumunuzu çok üzüldük. Geçmiş olsun. Umarım Sıla Hanım çabucak iyileşip aramıza sağ döner. Niye bu kadar boş okul? Yoksa bize mi öyle geldi? Yok maalesef öyle. Çocukların çoğu gelmedi. Niye ki? Biz de bilmiyoruz. Gelenlerin nedenini sorduk. Onlar da bilmiyormuş. Allah Allah. Tesadüf olamaz herhalde.